Bismillahirrahmanirrahim. Böyleyken tuttular, cinleri Allah'a şerik yaptılar. Halbuki bunları da O yaratmıştır. Bundan başka O'na bir takım oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Ne dediklerini bildikleri yok. O, müşriklerin kendisine isnad ettikleri bu gibi nitelendirmelerden münezzehtir, yücedir. Böylece biz her peygambere, insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onlardan kimi kimine, aldatmak için bir takım yaldızlı sözler fısıldayıp telkin ederler. Eğer Rabbin dileseydi, bunu yapamazlardı. O halde onları, düzmekte oldukları yalanlarıyla baş başa bıraktı. Gün gelecek, Allah, onların hepsini huzurunda toplayıp, Ey cin topluluğu! İnsanlardan çoğunu yoldan çıkardınız ha! diyecek. İnsanlardan onlara uymuş olanlar diyecekler ki, Ey ulu Rabbimiz! Kimimiz, kimimizden faydalandık ve bize tayin ettiğin müddetin sonuna ulaştık. O buyuracak ki, meskeniniz ateştir. Allah'ın diledikleri hariç, hepiniz içinde ebedi kalmak üzere oradasınız. Gerçekten Rabbin hakimdir, alimdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir ve O her şeyi hakkıyla bilir. Ey cin ve insanlar topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınızı bildirerek, sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Ey yüce Rabbimiz! Kendi aleyhimize şahidiz, diyecekler. Dünya hayatı, onları aldatmıştı. Böylece kendilerinin kafir olduklarına, yine kendileri şahitlik ettiler. Biz cehennem için, cinlerden ve insanlardan Öyle kimseler yarattık ki, onların kalpleri vardır ama bu kalplerle idrak etmezler. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Kulakları vardır, onlarla işitmezler. Hasılı onlar hayvanlar gibi, hatta onlardan da şaşkındırlar. İşte asıl gafir olanlar onlardır. Eğer Rabb'in dileseydi, bütün insanları hakta ittifak eden bir tek ümmet yapardı. Fakat o bunu irade etmediğinden ittifak etmemişlerdir. Ve işte böylece ihtilaf eder vaziyette devam edeceklerdir. Ancak Rabbinin lütfederek hakta birleşmeyi nasip ettiği kimseler bunun dışındadır. Esasen o insanları bunun için yaratmıştır. Böylece Rabbinin ben cehennemi bütün cin ve insanlardan müstehak olanlarla dolduracağım. Sözü gerçekleşecektir. Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık. De ki, yemin ederim, eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini yapmak için bir araya toplansalar, hatta birbirlerine destek olup güçlerini birleştirseler bile yine de onun gibi bir kitap meydana getiremezler. Hani bir zaman biz meleklere Adem'e secde edin deyince onlar da derhal secdeye kapanmışlardı. Ne var ki iblis eğilmemişti. O cinlerden idi. Rabbinin emrinin dışına çıktı. Ey Adem'in evlatları! Onlar size düşman oldukları halde, siz kalkıp benden ayrı olarak onu ve onun evlatlarını mı dost ediniyorsunuz zalimler için ne fena bir bedel ne zararlı bir takas günün birinde süleyman'ın cinlerden insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları toplanmış olup hepsi birlikte düzenli olarak kendisi tarafından sevk ediliyordu eğer dileseydik bütün insanlara hidayet verir, doğru yola koyardık. Lakin, cehennemi cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla dolduracağım, hükmü kesinleşmiştir. Süleyman'ın emrine de rüzgarı verdik. Onun sabah gidişi, bir aylık mesafe, akşam dönüşü de bir aylık mesafeydi. Onun istifadesi için, Erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı onun önünde çalışırlardı. Onlardan kim emrimizden saparsa ona ateş azabı tattırırdık. Süleyman'ın ölüm fermanını çıkarmamızdan sonra cinler ve çevresindekiler onun öldüğünü ancak dayandığı asasını bir ağaç kurdunun yemesi sonucunda kendisinin yere yıkılmasından sonra anlayabildiler. O yere düşünce cinler kesin olarak anladılar ki şayet gaybı bilmiş olsalardı kendilerini zelil ve perişan eden angarya işlerde devam edip gitmezlerdi. Bir de tutup Allah ile melekler arasında bir soy bağı uydurdular. Ama o melekler bunu iddia eden müşriklerin yargılanıp cehenneme tıkılacaklarını pek iyi bilirler. Biz onların yanına bir takım arkadaşlar katarız. Bunlar onların önlerinde ve arkalarında ne varsa yaptıkları her türlü işi süsler, cazip gösterirler. Böylece cinlerden ve insanlardan gelmiş geçmiş toplumlar hakkında yürürlükte olan cezalandırma hükmü, onlar hakkında da gerekli olur. Çünkü onların hepsi, kendilerini hüsrana atmışlardı. Kafirler cehennemde, ey ulu Rabbimiz derler, gerek cinlerden, gerek insanlardan, bizi saptıran o şeytanları, bize bir gösteri ver de, onları ayaklarımızla çiğneyelim.'' aşağıların aşağısı olsunlar. İşte onlar, kendilerinden önce insanlardan ve cinlerden gelmiş geçmiş topluluklar içinde, haklarında azap hükmü kesinleşmiş olanlardır. Çünkü onlar, hüsrana uğramış kimselerdir. Hani biz bir vakit, cinlerden bir takımını, Kur'an dinlemeleri için sana göndermiştik. Kur'an'ı işitip dinleyecek yere gelince, birbirlerine susun dinleyin dediler okuma tamamlanınca kendi toplumlarına birer uyarıcı olarak döndüler ben cinleri ve insanları sırf beni tanıyıp yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım cinni ise halis ateşten yarattı cin ve ins topluluğu yapabilirseniz Haydi göklerin ve yerin hududundan geçin bakalım. Ama geçemezsiniz. Ancak üstün bir güç, kuvvetli bir delil ve ilimle geçebilirsiniz. Artık o gün insanlara ve cinlere günahları sorulmaz. Herkesin siması soruya hacet bırakmaz. O cennetlerde gözleri eşlerinden başkasını görmeyen, tatlı bakışlı Öyle güzeller vardır ki daha önce cin ve insanlardan hiç kimse kendilerine dokunmamıştır. Öyle güzeller ki daha önce insanlardan ve cinlerden kimse kendilerine dokunmamıştır. De ki: Bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur'an'ı dinledikten sonra şöyle dediler: Biz gerçekten doğru yolu gösteren harikulade bir Kur'an dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir ortak tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden bir takım cahiller, Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş. Biz de saf saf insanları ve cinleri Allah hakkında yalan söylemez sanmışız. Meğer bir kısım insanlar, cinlerden bazılarına sığınıp, böylece onları daha da azgın hale getirmişler. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi, Allah'ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler. De ki, bana vahyolunduğuna göre, bir cin cemaati, Kur'an'ı dinledikten sonra şöyle dediler. Biz gerçekten, doğru yolu gösteren, harikulade bir Kur'an dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir ortak tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden bir takım cahiller, Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş. Biz de saf saf insanları ve cinleri Allah hakkında yalan söylemez sanmışız. Meğer bir kısım insanlar, cinlerden bazılarına sığınıp, böylece onları daha da azgın hale getirmişler. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi, Allah'ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler. De ki, bana yolunduğuna göre, bir cin cemaati, Kur'an'ı dinledikten sonra şöyle dediler. Biz gerçekten, doğru yolu gösteren, harikulade bir Kur'an dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir ortak tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden bir takım cahiller, Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş. Biz de saf saf insanları ve cinleri Allah hakkında yalan söylemez sanmışız. Meğer bir kısım insanlar, cinlerden bazılarına sığınıp, böylece onları daha da azgın hale getirmişler. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi, Allah'ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler. De ki, bana vahyolunduğuna göre, bir cin cemaati, Kur'an'ı dinledikten sonra şöyle dediler. Biz gerçekten, doğru yolu gösteren, harikulade bir Kur'an dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir ortak tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden bir takım cahiller, Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş. Biz de saf saf insanları ve cinleri Allah hakkında yalan söylemez sanmışız. Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp böylece onları daha da azgın hale getirmişler. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler. Peki bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur'an'ı dinledikten sonra şöyle dediler: Biz gerçekten Doğru yolu gösteren harikulade bir Kur'an dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir ortak tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden bir takım cahiller Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş. Biz de saf saf insanları ve cinleri Allah hakkında yalan söylemez sanmışız. Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp böylece onları daha da azgın hale getirmişler. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler. De ki: Bana vahyolunduğuna yolunduğuna göre bir cin cemaati Kur'an'ı dinledikten sonra şöyle dediler: biz gerçekten doğru yolu gösteren harikulade bir Kur'an dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir ortak tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden bir takım cahiller Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş. Biz de saf saf insanları ve cinleri Allah hakkında yalan söylemez sanmışız. Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp böylece onları daha da azgın hale getirmişler. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler. De ki: Bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur'an'ı dinledikten sonra şöyle dediler: biz gerçekten doğru yolu gösteren harikulade bir Kur'an dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir ortak tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden bir takım cahiller Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş. Biz de saf saf insanları ve cinleri Allah hakkında yalan söylemez sanmışız. Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp böylece onları daha da azgın hale getirmişler. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler. Biz göğe çıkmak istedik. Bir de ne görelim. Orası sert ve kuvvetli bekçiler, şihaplar, alevler roket gibi mermilerle dolu. Önceleri biz göğün bazı yerlerinde oturup dinleme merkezleri edinirdik. Ama şimdi kim dinlemeye kalkışırsa derhal kendini gözetleyip izleyen bir alevle karşılaşıyor. Doğrusu iyi anlayamadık. Yerde oturanlara fenalık mı irade edildi yoksa Rableri onlar hakkında hayır ve hidayet mi diledi bilemiyoruz. Bizden iyi kimseler olduğu gibi iyi olmayanlar da var. Biz türlü türlü yollar tutmuşuz. Şunu da anladık ki biz yerde Allah'ın iradesine karşı koyamayacağımız gibi kaçmaya teşebbüs etmekle de onun elinden yakamızı kurtaramayız. Biz hidayet rehberini dinleyince onu tasdik ettik. Kim Rabbine iman ederse ne hakkının eksik verilmesinden, ne de gadre uğramaktan asla endişesi kalmaz. Giden, Allah'a itaat edenlerin yanında, hak yoldan sapan kafirler de var. Allah'a itaat ve teslimiyet gösterenler, doğru yolu arayanlardır. Hak yoldan sapanlarsa, cehennem odunu olurlar.